HPV toplumun artık giderek daha fazla bilinçlenmeye başladı. Sebep olduğu hastalıklar noktasında da bizim de daha ciddi bilgi birikimine sahip olduğumuz bir virüs. Özellikle cinsel temas yoluyla geçmesi, kolay geçiş göstermesi, belirtisiz olması ve çoğunlukla belirtisiz olması ve sebep olabileceği hastalıkların ciddiyeti noktasında da önem taşıyan bir virüstür HPV virüsü. HPV enfeksiyonlarının çoğu belirtisizdir. Ancak bir grup hastada sihil adı verilen cinsel bölgede lezyonlar görebiliyoruz. Ha, bu HPV'nin belirtisi olarak bu hastalarda karşımıza çıkıyor. Ancak çoğunlukla belirtisiz olduğunu unutmamak lazım. HPV enfeksiyonunun sihil olarak kendisini ortaya çıkarması yıllar alabiliyor. Ha, burada önemli olan şey bağışıklık sistemi. Virüs vücuda alındıktan sonra bağışıklık sistemi bunu dengeleyebiliyor, baskılayabiliyor. Ancak bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlarda, yani ağır bir hastalık, üzüntü, gebelik gibi durumlarda sihil olarak kendisini ortaya çıkartabiliyor. Dolayısıyla HPV virüsü almış bir insanın %100 olarak belirti vereceğini söylemek çok zor. HPV virüsünü yıllarca kendisinde saklayıp yıllar sonra sihil olarak ortaya çıkması söz konusu. HPV enfeksiyonuna karşı insanları aşılamak rahim ağzı kanserinden bir anlamda koruyucu olabilir. Sadece rahim ağzı kanseri yapmıyor bu arada. Vajina kanseri, vulva yani vajen girişindeki cilt bölgesi, bu dokuların kanserleri artı yine bu bölgelerde prekanseröz yani orta ve uzun vadede kansere dönüşebilecek bir takım lezyonlara yol açıyor. HPV aşılaması ve güvenli cinsel temas rahim ağzı kanserinden kadınları uzun vadede kesinlikle koruyacaktır diye düşünüyorum. HPV virüsünün 84 tane alt tipi var. Bunlar birden 84'e kadar numaralandırılıyor. Bunlardan tip 16-18 en çok bilinen kanserojen olanları. Bunun yanında tip 6 ve 11'inde bugün artık kanserojen olduğu kabul ediliyor. HPV aşısı daha çok bu kanserojen tiplere karşı yapılan bir aşı. Dolayısıyla HPV'nin tüm alt tiplerini kapsamıyor ve dolayısıyla sihil ortaya çıkmasını %100 olarak engellemiyor. Ancak rahim ağzı kanserinden bir koruyuculuğu olduğu açık. 45 yaşına kadar her bayanda uygulanabilecek bir ürün. Daha çok ideali bizim tercih ettiğimiz zaman aralığı ergenlik çağına gelmiş genç kızlarımıza ve genç kız adaylarımıza yapılması. Buradaki temel nokta henüz HPV virüsü alma riski ortaya çıkmamış, yani cinsel temasta bulunmamış genç hanımları yakalamayı hedefliyoruz HPV aşılaması yaparken. HPV geçişi cinsel temastaki deri deri temasıyla ortaya çıkar. Kondom bu noktada korunmada faydalı olabilir ama %100 koruyucu değildir. Cinsel birleşme sırasında el veya ağız yoluyla cinsel bölgeye temas olması da yine HPV geçişi noktasında bir risk. Korunmada önemli olan temel şey HPV belirtileri çıkan hastaların hemen tedavi edilmesi birincisi. Ve çoğunlukla da belirtisiz olduğu için korunma da çoğu zaman maalesef mümkün olamıyor. Şimdi smear testi aslında bizim hastalığı teşhis etmekte değil, tarama yapmakta kullandığımız bir yöntem. Yani orta ve uzun vadede kansere dönüşebilecek olan hücresel bozuklukları test edebiliyoruz smearde. Dolayısıyla HPV için de aynı şey söz konusu. Yüksek riskli HPV virüs gruplarıyla enfekte olan hastaların simirlerinde bozulma net bir şekilde fark edilebilir. Dolayısıyla HPV ile enfekte olsun veya olmasın tüm hanımların kesinlikle yılda bir kez simir aldırması gerekiyor. Eğer HPV ile enfekte olmuş bir kadınsa, daha önce sihilleri olmuş ve veya bunları tedavi ettirmişse kesinlikle sık aralıklarla en az yılda bir simir aldırmalı. HPV virüsünün uzun vadede yol açabileceği kanserojen dokuların henüz kanser olmadan tespit edilmesi sağlanmalıdır. Smear bu anlamda hayat kurtarıcı sayılabilir.